Şimdi sıra Julie'nin çeyizinde. Evet Julie, çeyiz nerede? Aslanım. Bu ne? Ne bu Julie, ne bu? Benim çeyizim. Çeyizin o mu? Evet. Aa, çeyizi. Evet. Tarak. Evet. Hem de elbisesiyle aynı renk. Evet, mesleğim bu. Örgü saç yapıyorum çünkü. Yani biliyorum, söylemiştin. Ha, çeyizim. Aha. Benim mesleğim, yapmış olduğum sanatım mı diyorsun? Evet. Vay be. Evet. Gördünüz mü, duydunuz evet, mu evet. Hanımlar? Çok marjinal. Mantıklı. Çok mantıklı değil mi? Evet. Bence de birinde denemek isterim. Tamam. 60 saniye. 60 kimi... saniye. Evet. Evet. Kimi denemek ister? Ama uzun saçlı... Ben varım ama ben zaten ben başkası olsaydı da hemen atlardım. Vallahi. Vallahi çok merak ediyorum. Hadi gel o zaman. Hemen tabii. Geliyorum. Hadi ne yapacağız? Nereye oturacak? Oturacak, yerime oturacak. Geç hayatım. Herkesin çeyiz olmak zorunda değil. Sonuçta başka bir yöreden gelin gelmiş buraya. Mesleği zaten altın bileziği olarak zaten çeyiz olarak tanıttı. Julie, tacı çıkartayım mı? Ya iyi olur. Ha iyi olur dedi. Ben de yo mu ne? Ben de yo iyi olur deyince. Şimdi aslında ben bu tacı çıkartıyorum ama. Tabii. Benden sonra en güzel sizde duracak diye düşünerekten ay, size şöyle bir takdim edeyim. Senin kadar iyi taşıyamam ben bu tacı gerçekten. Asla. Ben mi takayım? Kesinlikle. Senin işin bitene kadar. Evet. Nı 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 nı. Nı 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 nı. Aa çok ay, güzel çok oldu. Güzel oldu ya. Evet. Takabildim mi? Doğru yerde mi evet, acaba? Harika duruyor. Evet. Oldu mu? Evet, evet. Oldu. Yani elbisedeki, ceketteki, şuradaki mavi detaylarla çok da şık durdu bence. Evet, evet, gerçekten çok mi? Çok yakıştı. Şey itiraf edeyim mi? İlk defa taç takıyorum. Ya. Hiç böyle bir hevesim de yoktu. Ay vallahi. Ben taç kadınıyım. Bundan sonra ben tacımı getirin. Taçsız şuradan şuraya gitmem dermişim. Evet sen Julie 90 saniye süreyi tutuyorum ha. 90 değil aslanım, 60 saniye. Ay 60 mıydı? Tamam o zaman 60 saniye tutuyorum. Tabii tutabilirim. Hazır mı? Hazır. Hazır. Başla. Ay tacım düşmesin. Heh. Afrika örgüsünün bir özelliği var mı? Ne yapıyorsun mesela? Özelliği var. Çünkü neden mesela ben saçı sürekli taramak istemediğim için. Evet. Yani sürekli bizim saçımızı zaten kıvıracak biliyorsunuz. Biz örgü yapıyoruz ki çok sürekli uğraşmayalım diye. Bunu yıkarken nasıl oluyor? Yıkarken haftaya bir, 5 günde bir istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Ben ne sanıyordum ama böyle aralarına başka saçlar da mı koyuyordunuz evet, siz? Evet, başka bir saçları koyuyorduk ama siz de balık sırtı yapıyorsunuz, biz ters oluyoruz. Evet. Bak bak ne kadar hızlı gidiyor görüyor musun? Vay vay, saniye kaç kaldı? 5, 4, 3, 2, 1 Bitti. Bitti. Ama saçı da uzun hayatım. Evet. Göstersene bize şöyle ördüğünü. Bakalım. Şöyle sen dön bebeğim. Ha. Yani bir tanesini diyorsun. Evet. 60 saniyede. Evet. Evet. Böyle ince ince bütün saçı örüyorsun ha. Evet. Kaç saat sürüyor? 7 saat. 7 saat. Evet. Ay fenalık gelir bana ya. Evet. Durabilir misin sen 7 saat? Şu an 60 saniye bile fazla geldi aslanım bana. Ah canım benim. Fazla gelir çünkü ilk ben hemen defa... tacını takdim edeyim senin. Tabii. Taç devir teslim törenindeyiz. Sen otur ben takacağım. Evet. Gelin evinin bu hafta taçlı güzeli. Şöyle takıyorum. Tabii. Örgü de yandan salınsın. Ay taşı mı düşmüş bir tanesi? Evet, nazar değdi. Kızların nazarı. Bak, bak, bak. Çok güzel bu örgünü de al güzelim. Seni yerine uğurlayalım. Taçlı artı olarak da örgülü bir güzel olarak bugüne de damgamı vurdum. Maşallah. Geç güzel kızım, geç. Oh, oh. Sen de otur hayatım. Yapmış olduğu saç örgüsü de çok güzeldi ve bayağı hızlı yaptı. Ben kendimi en azından manken olarak gösterdim. Saçmaydı yani ne olursa olsun en azından kayınvalidesinden de olsa alıp bir iki bir şey koyabilirdi. Yani dedin ki benim çeyizim, mesleğim dedin. Çok harika bir mesaj verdin. Evet. Çok haklısın. Bu benim her zaman söylediğim sözlerden bir tanesidir. Çeyiziniz, diplomanız olsun, mesleğiniz evet. olsun. Evet. Çok çok önemli. Evet. Gelin evi izleyicisi olman ve beni bu kadar iyi takip ediyor olman çok hoşuma gitti. Çok teşekkür mutlu oldum ederim. Ve çok güzel mesaj verdin. Evet. Lakin. Evet. Efendim biz yuva kurarken hani sizde adet nedir?
Onu dinleyelim. Yani hani olmazsa olmazınız ne? Anne sana ne hazırlar evdeki genç kız için, genç kadın için? Tabii. Bizim o tarafı da aslında adetler pek çok farkı yok. Çünkü anneler gibi her anne çocuğun evlenmesini ister. Bizim evliliği de böyle Türkiye'deki gibi geçiyor. Çünkü Müslüman, babam Müslüman olduğu için. Evet, bir tane. Bizi hazırlık yapıyorlar. Annem istediğim bir şeyler alır, gelinlik falan bakmaya gider. Ama bizim gelinlik çok farklı. Kültür farklı olduğu için çok farklı bir başka bir elbiseler giyiyoruz yani. Kına gece yapıyoruz. Kına gece de yapıyorsunuz. Evet, üç gece yapıyoruz. Tabii ben bunların hepsini soracağım sana az sonra eşinle. Nasıl evlendiniz, düğünde neler oldu dediğimde bunların hepsini dinleyeceğiz. Tamam. Ama hani çeyiz sandığınız oluyor mu? Çeyiz sandığın olmuyor. Bizim normalde bizim mesleğimizle şey yapıyoruz yani. Yok, hiçbir şey değil. Seni veriyorum. Böyle çeyiz meyiz yok. Ev zaten dayanıp döşeniyor. Evet. O da çeyiz olmuş. Evet. Doğru mu anladım? Evet. Peki. O zaman biz buradan yemeğe geçelim mi artık? Tabii. Yemek masasını görelim bakalım. Gelinimizin yemek masası nasıl? Sizleri nasıl ağırlayacak? Ben çok merak ediyorum. Aslı Hanım, geçelim ama ben şu örgüyü bir açtırsam. Çünkü bu şu anda benim tacıma biraz sanki gölge düşürdü. Oh my God. Biraz spor kaçtı. Oh my God. Tabii çok haklısın. 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 O zaman sen aç, o tarak orada duracak. Evet, benim mesleğim o. Ver bakayım o tarağı. Tarayalım şöyle. Önce örgüyü açalım. Tabii ki. Al. Ama eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi biz gelinimizin sunum masasına geçiyoruz. Sunumdayız. Onların yöresine ait birkaç parça bir şey görsek güzel olurdu ama yaptığı saç örgüsü de gayet güzeldi.